planımız buradaki milli parkta bir kahvaltı etmek şeklindeydi. Daha sonra da Kuşadası'nda biraz gezip dolaşmak şeklindeydi. Domuzlarla kahvaltı edecektik ama parka giremeyeceğiz gibi. Evet, parka kalan son bir kilometre bayağı arabalarla bir kuyruk şeklinde. Bugün pazar. Gelirseniz sanırım hafta sonu gelmek çok iyi bir seçenek olmayacak. Evet, biz de başa günümüz gibi pazarı seçelim. Evet, bakalım bizi neler bekliyor şu an. Eğer bu bir kilometre biter ve içeri girebilirsek orada görüşürüz. Evet, hala bekliyoruz. Bir kez trafikten sıyrılıp geri dönmeyi düşündük. Hatta çıktık yoldan. Sonra tekrar trafiğin içine geri daldık. İnat ettik şu an. Gideceğiz içeriye bakalım. Ama kesinlikle pazar günü buraya gelmemelisiniz. Burası gerçekten tahmin ettiğimizden bayağı güzel ve çok bakımlı bir yer. Ama maalesef aşırı kalabalık. Yani o yüzden burada pek bir şey yapmayı planlamıyoruz. Belki sakin bir yer bulabilirsek. Sadece koyu göreceğiz. Evet, bir bakıp döneceğiz açıkçası. Deniz zaten insanlarla kaplı bir haldeydi şu an. Bir gidelim bakalım ne durumda. Pazar günü gelindiğinde buranın muhteşem manzarası, otopark manzarası. Otopark koyu olarak da geçiyormuş burası. Ya da bundan sonra geçebilir. Yolda bile yürüyemiyorsunuz arabalarda. Aynen, arabalardan yürüyemiyoruz bile. Deniz de şimdilik her yerdeki deniz gibi görünüyor ama göreceğiz. Ya aslında gerçekten mükemmel bir yer ama biz yanlış bir gün seçimi sebebiyle. Doğa harika, ağaçlar vesaire yenmiş. Biz erken kalktığımızı sanıyorduk, geç bile kalmışız. Tabii biz bir de Didim'den buraya geldiğimiz için bir de yolda hesaba katarsak. Gerçekten çok güzel ama ortam çok güzel. Yani. Denizde çok bir şey yok gibi. Yani. Deniz, bildiğin deniz işte. Biraz size de gösterdim. Yani bu kadar insan sabahın 5'inde bir yerde artık buraya ne yaptı bilmiyorum. Şu an deniz dolu durumda. Aslında bizim planımız burada kahvaltı edecektik sakin bir şekilde. Sonra da biraz yüzüp gidecektik. Evet, sakin bir şekilde. Ama maalesef ikisini de gerçekleştiremiyoruz. Yani deniz kapısı çok bir zevkli olacağını düşünmüyoruz. O yüzden denize de girmeyeceğiz. Sakin bir yer bulabilirsek bir şeyler yemeyi düşünüyoruz ama öyle çok zor. Denizde çok methetmişlerdi buranın ama methedilecek bir tarafı kalmamış açıkçası. Şu an bu sabah saatlerinde olmasına rağmen bile bayağı dalgalı. Evet, Milli Park biraz bize hayal kırıklığına uğratmıştı. Beklediğimiz gibi sakin ve huzurlu değildi açıkçası. Biz de o kalabalık bölgeyi bırakıp Milli Park'ta yukarıya doğru devam ettik ve ödülümüzü almış bulunuyoruz. Mükemmel bir manzara. Suyu anlatabileceğim bir kelime yok herhalde. Adeta insana buradan atlayası geliyor suya. Kesinlikle yukarıya doğru tırmanıp buraya gelmeyi unutmayın. Eşsiz bir yer gerçekten. Kartpostallar Kuşadası'na gelirseniz Milli Park'a mutlaka gelin ama hafta sonu asla gelmeyin. Merhaba tekrar. Evet, ilk şoku atlattık sabah o kalabalıktan sonra. Burada Milli Park'ta birkaç tane koy var. Bizim sabah ilk uğradığımız İçmeler adında bir yerdi ve inanılmaz kalabalıktı. Zaten Milli Park'a girdiğinizde İlk ulaştığınız yer orası oluyor. İnanılmaz derecede kalabalık. Resmen hayal kırıklığına uğramıştık ve sonra yol devam ediyor. Bu yol üzerinde çok güzel manzaralar var ve şimdi ikinci koya ulaştık. Burası da Aydınlık Koyu. Biraz daha iyi ama yine kalabalık. Evet, biraz daha kalabalık az. Deniz ve suyu daha berrak görünüyor. Burası bayağı kocaman kocaman taşlarla. Diğeri kumlu sanırım değil mi? Daha kumlu kaynak. Burası daha güzel gibi. Gittikçe insan oranı da azalıyor. Biz devam edeceğiz. Bakalım 3. koya da uğramayı düşünüyoruz. Belki orası daha da sahip. 3, 4, 5 neresi tenaysa evet, orada girebiliriz. Ama su burada gerçekten çok güzel görünüyor. Kalabalık olmasaydı girilebilirdi. Sonraki koyda görüşürüz.
daha şey yokuyordur. Hah, öyle çok. Evet, domuzları bulduk. Ya kaç tane yavrum var senin öyle? Domuzum çoğalmış. Bunlar burada böyle kedi köpek gibi geziyorlar. İlk kez bu kadar yakından görüyorum. Evet, meşhur domuzları da gördük. Sonunda az da olsa tenha bir yer bulabildik. Aydınlık koyundan sonraki koy. İsmi yazmıyordu galiba değil mi? Yok, bir isim yazmıyor ama. Bakalım bir de gölge bulabilirsek sonunda kahvaltımızı sakin yapabileceğiz. Sakin yerleşik hayata geçmek istiyoruz. Öğlen oldu, neredeyse daha bir şey yiyemedik. Evet. Ama ortam çok güzel gerçekten. Yani milli park gerçekten harika ötesi ama insanlar olduğu için bugün bir de bayağı bir kalabalık. Ama doğasına diyecek pek bir şey yok yani. Ne sürün? Evet. Hiç terlemedik yani. Baba, ben ilk yapamıyorum. Bu şekilde yükseltilmiş platformlar var. Piknik yapmak için gerçi bu kırılmış, dökülmüş ama sağlam burada var. Tabii ki hiçbirimize nasip olmuyor. Şöyle boş bir masa bile yok. Bir daha buraya gelirsem zaten kesinlikle gece yola çıkıp sabah burada olur. Aynen. Yamuk da olsa bu masa bulduk. Ama leş gibi. Evet, sonunda kırık dökük de olsa bir masa bulmayı başardık. Sonunda bir şeyler yiyebileceğiz. Ve çok beklediğimiz domuzlarla karşılaşmayı da yaşamış olduk. Hatta etrafımızda gezip duruyorlar böyle. Çığlıklar falan kopuyor. Bayağı aksiyonlu bir gün oluyor yani. Sonunda girebildik denize. Su çok temiz, tertemiz ama çok kayalık, giriş zor. Birazcık yorgunluğu. Bayağı acı çektik girerken. Sürüne girdik. Ama su tertemiz. Tekrar merhaba. Biz sonunda denize girebilecek kısmen daha sakin bir yer bulabildik. Burası Kavaklı Burun diye bir yer. 4 tane koy var sanırım, evet, değil mi? Koy. Evet, bu üçüncü koy. İlkinde şansınızı fazla zorlamayın. Bence diğerlerine doğru ilerleyin diyoruz. Ama burası gerçekten her şeye rağmen, kalabalığa rağmen gerçekten çok güzel bir gün geçirdik burada. Kuşadası'na gelirseniz mutlaka Milli Park'a uğramanızı tavsiye ediyoruz. Ama kesinlikle dolaşımı kapatın. Telefonunuzu evet. Yunanistan'a bağlanıyor. Benim telefonum bağlandı. Umarız Arsene'de kadar bir fotoğrafla karşılaşmanız. Neyse, tam diyorsun. Da bağlanamamıştım belki. Faturaya yansımaz evet, diye kendim. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.